Albaykent TV ekranlarından biz bize programıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımız içerisinde birçok değerli konuğumuzu e, ağırlıyoruz ve birçok farklı konulardan bahsediyoruz. Bugün yine değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte hem öğretim görevlisi hem yazar hem anne Beyza Ufkun efendi <laughs> bizlerle olacak düşüncelerimizi, duygularımızı nasıl pozitife çevirebiliriz? Hem bunları konuşacağız. Bunun yanında da aslında gerçekten e, annelik adına verilmiş çok büyük bir sınav, çok başarılı bir sınavdan da bahsetmiş olacağız. Yayınımızın vakti yettiğince hemen konuğumu karşılıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi yakından tanıyalım Beyza amcım. Sonrasında çok keyifli bir yayın olacak bir kere onu söyleyelim. <laughs> çok dersler çıkartacağımız, çok şeyler öğreneceğimiz bir yayın olacak sizden. Tabii sizi yakından tanımak isteriz. Elbette, en elbette. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz Bizi için. Biz teşekkür ediyoruz. Sizinle olmak burada çok keyifli. Ben Hatice Beyza Bulut. Uzun yıllar Fransa'da Fransa'da doğdum hı hı. Fransa'da uzun yıllar, yani 10 yaşına kadar orada yaşadım. Sonra ailecek Türkiye'ye temel dönüş yap, yapmışız. Eğitimlerimi burada devam ettim. İstanbul hı. Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği mezunuyum. Hı hı. Çok kısa bir süre mesleğimi yaptım. Sonrasında bankacılık finans sektöründe kariyer yapma kararı alınca bir bankada görevime başladım. Hı hı. Öyle olunca tabii hadi dedim MBA işletme yüksek lisansı yapayım. Hı hı. Bankada çalışırken 2004 yılında canım eşimle tanıştım. Ay ne güzel. Evet onunla evlendik. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 4 yıl kadar çocuk planı yapmadık. Evet. Dünyayı gezelim görelim. Ay. Böyle iki gezgin ruh birbirini tanımış. Yapabildiniz mi peki planlarınızı? Yaptık yaptık. Ne güzel ya evet. harika. Çok planlar yapıyoruz ama bazen böyle i̇şte, yetişemiyoruz hayata. Sen oraya da geleceğim diyorsun. aslında. Aynen Çünkü öyle. hayat sen planlar yaparken başına gelen şeyler Tabii esasında. Ee, gerçekten biz böyle işte dünyayı geziyoruz hani e, uzak doğudan tutun işte Amerika'ya evet. Yunan adalarından tutun işte tüm Avrupa böyle çok da aşığız birbirimize o benim hayatımın en büyük şansı bu Ay, arada. Ay günah filmler gönderelim o zaman. onu çok <laughs> seviyorum kendisi. evet bu vesileyle onu da belirtmiş olayım. E, fakat işte dört yıllık evliydik biz. Aha. Ve e, artık işte büyük aile büyüklerinin daha di çocuk düşünmüyor musunuz? Artık bir çocuk torun yapın. Torun istiyorlar tabii. Evet, torun istiyorlardı ve aslında bizim bu e, bir kararla hayatımız alt üst oldu. Nedir o bir karar? E, çocuk kararı. Çocuk kararı. Evet, e, gerçekten dünya başımıza yıkıldı. Çünkü ben 24. haftada ee, 660 gram bir bebek dünyaya getirdim. Oo, erken doğum yaptı. Evet. Doğum. İkiz gebelikti. Ee, gerçekten çok zamansız bir doğum oldu Hı -hı. ve 660 gram işte bebeklerden birini kaybettik. Hı -hı. İpek Bade 660 gram doğdu. Hemen küvöze alındı. Çok erken doğduğu için de çok ağır bir beyin kanaması geçirdi. Hı -hı. Dolayısıyla yaşamaz, yaşasa da çok ağır engelli olacak denilen bir bebekti. Tabi ee, tabii düşünün o anki halimizi. Ay, çok çok, çok zor, Hakikaten. Gerçekten. dünya başımıza yıkıldı. Ee, o noktada ancak Hazreti Şams der ki hayatım alt üst oldu dersin ancak nereden biliyorsun altının üstünden iyi olmayacağını. İyi İpek Badem'in doğumu e, gerçekten öyle. Hani benim hayatımı e, aslında özetliyor. Yaşamımı değiştirdi ve dönüştürdü diyebilirim. Evet, evet, yani gerçekten büyük de bir dönüşüm olmuş, büyük kazanımlar evet. da elde edilmiş. <laughs> e, gerçekten e, Şems'in hani bu e, sözüyle birlikte ne kadar da aslında doğru bir söz olduğunu anlıyoruz bunun hayatımızın altını üstüne daha iyi olmayacağını evet. nereden bilebiliriz? Hakikaten öyle. Bazen düşünürüz ki niye böyle oldu, niye şöyle oldu. Sonraki sonuçlara bir bakıyoruz, yani iyi ki diyebiliyoruz. O yüzden, Kesinlikle öyle. Evet, çok böyle isyan etmemek lazım galiba, değil mi bazı şeylere? Şimdi şöyle, tabii ki psikolojik evreleri var. Hani tabii. o şok etkisi, nasıl ki bir yakınımızın kaza haberini aldığımızda ya da hani beklenmedik bir durum karşısında tabii hepimiz ki. aynı evreleri yaşıyoruz. İlk etapta işte o reddetme o hani kabullenememe süreci akabinde ken işte suçluluk Hı -hı. hissediyorsun. işte ben şurada yanlış yaptığım için başıma bu geldi gibi bir suçlu arıyorsunuz. Hı -hı. Kimi zaman bu kendiniz oluyor, kimi zaman bir başkası oluyor. Üçüncü evre artık uyum süreci. işte ben pazarlık yapıyorsunuz aslında. İşte ben şunu yaparsam aslında bu mevcut durumu değiştirebilirim. Evet. Ancak zaman içerisinde hani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ee, artık kabullenme süreci. Ve evet. o son dördüncü evre esasında senin hayatın akışa başladığı süre. Artık. O mevcut durumunu kabul ettiğin an ki bu hani e, dinimize tevekkül esası Aha. olarak e, tanımlanır. Gerçekten yaşam e, artık akmaya başlıyor o noktada. Çok doğal bir süreç bunları, bu evreleri yaşıyor olmak. Ve gerçekten o kabullenme süreciyle birlikte hayatım bambaşka yöne çevrildi. Ben artık işte İpek Bade 8 ayın sonunda bana teslim ettiler. Dediler ki artık tıbben bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yaşamaz denilen bir bebek. Yaşasa da işte 1-2 yaşına kadar ancak yaşar. Hani alın evinize götürün. Hani anne hı hı. E, koynunda vefat etsin demişlerdi aslında. Ay çok zor bir şey. Gerçekten çok zordu. Ve o ben 8 ay boyunca o küvezde olduğu sürece, sürede gerçekten çok hasta oldum. Yani tansiyon ilaçları bile kullandım. Çünkü yaşamaz denilen bir çocuk var ortada, yaşasa da ağır engelli olacak denilen bir çocuk var. Hani düşünsenize eşinizle birbirinizi çok seviyorsunuz ve evet, o mutluluğunuzu bir, şey. bir bebekle taşlandırmak istiyorsunuz ama beklenmedik ee, bir şey başınıza geliyor ve o noktada hakikaten e, o kısmı yönetmek, o belirsizlikmiş aslında evet. bizi perişan eden. Ne zaman ki 8 ayın sonunda İpek Bade'yi kucağıma verdiler. O an böyle bir baktım dedim ki Allahım dünyanın en tatlı bebeği hani o teninin kokusu o parmaklarının inceliği A aşık oldum o an bebeğime ve dedim ya. ki ya sen ne yapıyorsun sen bir annesin ve bu çocuğun sana ihtiyacı var hani engelliymiş işte yaşamayacakmış boş ver sen geç onları bir kurban gibi davranma evet. bir an önce ayağa kalk çocuğun için dedim hani bir anda böyle karar verdim yani sanki o doğum yaptığım zaman değil de sanki o gün anne olmuşum gibi evet. hissettim. Ama Ve o, hissiyat, o noktada verdi o, o kararı. o kavuşmanın da verdiği bir hissiyat. Hani Şimdi tabii ben anne olmadım bilmiyorum ama genellikle söyleyenlerden e, dolayı hani hep şunu derler işte evet karnında hissediyorsan kucağına alınca bambaşka. tam kucağınıza alıp o evet. doğum anı tamamlanma Doğum, doğum anı, tabii ki çünkü benim Gerçekten. almadım. Lohusa depresyonlusun gebeliğiniz tamamlanmamış bir kere. Evet, evet. Ben bir ay kendimi hala hamile his Çok hissediyordum. Çok Beş buçuk aylık hamilesiniz düşünsenize. Dolayısıyla gerçekten zorlu bir süreçti. Ama ben İpek Bade'ye dedim ki bir anne olarak bu bebeğin sana ihtiyacı var artık kendimi güçlü kılmam lazım bu kararı verdim hı hı. ancak nereden başlayacağım hiçbir fikrim yok evet. <laughs> o kararı verdim ama sonra dedim ki ya hani dünyanın en korkunç şeyi benim başıma gelmiş olamaz hı hı. Ki insanlar kim bilir neler yaşadılar ee, acaba bunu nasıl dönüştürdüler hemen başarı hikayelerini okumaya başladım. Ve işte binlik Nick hikayesine rastladım. Hani kolsuz bacaksız, evet. Amerika'da bugün motivasyonel konuşmalar yapıyor, evet. evlenmiş, çocukları var. Evet. Onun hikayesine rastladım. İşte bir Hillen Killer'ın e, e, hikayesine rastladım. Görme engelli, Aha. işitme engelli. Aha. Hani Beren Saat benim evet, dünya evet. filmini Aha. yaptılar ya. Evet. E, e, baktım eğitimle mesela üniversiteye gelmiş. Şunu fark ettim. Aslında insanların zorluklara cevap verme şekillerindeki farklılık... Onların aslında dünyasını değiştiriyor. Hı hı. Yani başına gelen olayları maksatlı gelmiş gibi yorumluyorlar. Evet. Dolayısıyla Bunu hani sınav bir bunun şey bir nedeni bile. var. Belki neden öyle. Hani bu gerçekten çünkü hepimizin bir varoluş hı hı. nedeni var aslında. Bütün mesele onu e, fark Kabul etmek. Kabul e Şunu fark ettim. Sorunları değil aslında artık çözüme odaklanacaksın. Süper. Bütün mesele o. Ve işte bir anda kendimi mesela işte bir üniversitede... E, Profesyonel yaşam koçluğu eğitimi alırken buldum NLP uzmanlığı yani nedir bu? Sinir ve e, dil bilimi. Evet oraya geleceğim evet. bu arada. Hı -hı. Şunu ben sadece sormak istiyorum. Şimdi e, yaşadığınız şeyleri hani antika ben şöyle bir dinledim gerçekten. Çok böyle yoğun ve zor şeyler e, yaşamışsınız. Çok zor elbette zor. E, Bunun dışında zor. aynı zamanda işte öğretim görevlisisiniz. Evet. E, kitap yazmışsınız onlardan hı -hı. da vaktimiz olursa mutlaka hı -hı, detaylıca hı -hı. bahsedeceğiz. Annesiniz evet. her şeyde enerji uzmanlığı <laughs> farklı alanlarda evet. uzmanlıklar var. Nasıl yetiştiniz bu kadar şey? Yani bunun için büyük bir motivasyon lazım bunu sevmek istemek lazım ama bedenen kafa olarak da biraz evet. insan yani nasıl kendini bu kadar e, yetiştirebiliyor Sanıyorum bunlara? Sanıyorum aslında sevginin gücü. Evet. Gerçekten öyle. Hani bir oda olaya adanmışlık. Zaman içerisinde bunları görüyorsunuz. Hı hı. Bu bu bakış açılarını aslında elde ediyorsunuz ve mesela Profesör Doktor Acar Baltaş hocamız der hı hı. ki cevher e, baskı altında ortaya çıkar. Çocuklar için de bunu evet. söyle. Yani çocuklarınız işte biz diyoruz ya bugün mesela e, biz çok zorluk yaşadık çocuklarımız yaşamadı. Yaşamasın Hayır aslında onların da yaşaması gerekiyor. Çünkü cevher baskı altında ortaya çıkıyor. Cevher ancak baskı altında mücevhere dönüşüyor. Benim yaşadığım zorluklar aslında içimdeki bir potansiyeli harekete geçiriyor. Değil mi? Evet gerçekten öyle geçirmiş oluyor. Ve o noktada hayat dediğim gibi bambaşka bir yöne akmaya Hı -hı. başlıyor. Gerçekten mesela... Bugün 21. yüzyıl insanının başarılı olabilmesi için 10 özellikten söz ediliyor. Hı hı. Mesela bunlardan bir tanesi eleştirel düşünme bakış açısına e, hı hı. sahip olması gerekiyor hı hı. çocukların ya da kişinin. İşte ne bileyim yaratıcı olması gerekiyor, farklı koşullara dayanıklı olması gerekiyor, geniş bir vizyona sahip olması gerekiyor, empati yeteneğinin e, ilerlemiş evet. olması gerekiyor. İşte bunun gibi hani bir sürü özellik bahsediyor. İşte grup çalışmasına hı hı. yatkın olması gerekiyor. İşte diğeri e, olabilenle olanı algılayabilmek gibi. İşte diğer taraftan e, işte birçok böyle başlık sayabilirim. Hayatın özeti bu aslında. Biliyor hı hı. musunuz nereye geleceğim? E, İpek Bade'nin doğumuyla hayatım alt üst oldu. Ama sonra dedim ki soruna değil çözüme odaklanacaksın. Evet. NLP de bunu söyler aslında. Evet, NLP tam biraz daha böyle açabilir. Hemen açıyorum. Ben de der ilk ki defa konuşacağım. evet, Kendi ben de hayatımla öğreceğim. da e, bağdaştırarak anlatacağım. NLP der ki aslında mevcut durumunu değiştiremiyorsan Hı -hı. mevcut durumu 4D'den bahseder. Hı -hı. Duygu ve düşüncelerini değiştireceksin ki Davranışların değişsin. Evet, Dolayısıyla doğru. hayatın de değişsin. Bu ne demek? Şimdi bugün İpek Bade'nin engellik durumunu değiştirebilir miyim? Değiştiremem. Hayır. Ancak ona yüklediğim anlamları değiştirebilirim. Hı hı. Neydi bizi yıkan şey? İşte engelli çocuk engelli sahibi olması. olmak. Ee, çünkü engellik Türkiye'de işte acınası, utanılması, zor yaşam Maalesef, e, evet. diye bir algı var. Zaten hayat bir algıdan ibaret. Hı hı. Ve algılarınızı ne zaman siz yönetirseniz hayatı yönetir. ...tiyor oluyorsunuz. Kesinlikle. Ama bir başkaları sizin için bunu yapıyorsa... ...artık sizin hayatınızın... ...kontrolü onların... ...başkalarının elinde oluyor. Şey galiba bu da değil mi? Hani el alem ne der? Kim Kesinlikle. ne düşünür? Evet. Beni evet. dışlarlar mı? Çok çok haklısınız. Siz o duvarı ördükten sonra... ...o evet. söylemler size ulaşmadan... ...bu şekilde geri Kesinlikle. dönüyor. Kesinlikle ki karşılaşmadık mı? İpek Bade bugün... ...hidrosefali hastası. Kafası kocaman çocuklardan. Hı -hı. E, dolayısıyla... E, sosyal e, yaşamın içerisinde hı hı. aman Allah'ım işte tövbe bismillah falan deyip de böyle kafasını çeviren insanlarla evet, da karşılaştık. Evet, evet. Ya da acıyan, vah vah yazık Yüzüne bu gibi şeyler olsun diyenler aynen, var. Aynen çok şükür ben gerçekten. Evet, aynen öyle. Ancak yani. dediğim gibi siz o duvarı ee, koyduğunuz an o onun algısı, evet. o onun düşüncesi. Evet. Ee, dolayısıyla hani e, o noktada siz kendi duygu ve düşüncelerinizi yönetebilirsiniz ki LR, NLP bana bunu sağladı. Hı hı. Ey, hala engel çocuk annesiyim. Siz nasıl tanıştınız peki NLP ile? Ee, dediğim gibi işte kendimi güçlü kılmak ya karar verdim ya ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Evet. Bu başarı hikayelerini okudum. okudum. Evet. Şunu fark ettim, insanlar inanç ve stratejilerini değiştiriyorlarmış hı hı. aslında ve o noktada aslında bir anda kendimi ekonomik verileri takip eden bir anneyken kişisel gelişim alanı içerisinde buldum. Çok önemli değil mi kişisel gelişim olayı? Gerçekten Her önemli. Her nokta için. Ne çok demek önemli. bu aslında? Şimdi bu kişisel deyince işte olumlu düşün, olumlu yaşam aslında hani çok olumlamalar basit olumlamalar. Olumlamalar biraz basitleştiriliyor. Aslında olumsuzluklara rağmen yaşamını Hı -hı. Ee, yönetebilmek demek aslında. Duygularını, düşüncelerini zaten duygusal zeka da ondan bahsediyor. Bugün duygularını yönetebilen insanlar, çocuklar aslında yaşamda başarılı oluyorlar. Tam onu söyleyecektim. Şimdi zeka zeki bir insan evet yani birçok şeyi evet. başarabilir ama matematiksel zekaya da genel o zekayla yetmiyor duygusal zekayla onu kullan o zekay kullanmıyor. Ki bugün bundan bahsediyoruz zaten bütün dünya bundan bahsediyor. Evet. IQ'dan ziyade EQ'dan evet. söz ediliyor. Evet. Çünkü eleştirel bir bakış açısıyla aslında ben artık soruna değil çözüme odaklanmalıyım. Hı -hı. Eleştirel düşünmek ne demek? Görünmeyeni görmek. Yani evet. farklı bakış açılarla bakmak olaya. Ben engelli çocuk sahibiyim. Artık biz öldük bittik yerine hı hı. bu durumda ne yapabilirim? Başka bir bakış açısıyla, hı hı. evet engellik hmm, demek ki benim engelliye farkındalık çalışmaları yapmam gerekiyor. İşte evet. demek ki benim erken doğan e, doğum yapan anneler derneğinde belki çalışmam gerekiyor. E, işte pozitif yaşama, evet benim hayatımda zorluklar var ancak ben bunu dönüştürebiliyorum çeşitli evet. tekniklerle insanlara bir anda bunu anlatırken buldum kendime Süpa. ve. Tüm öğrendiklerimi öğretmek adına zaten ilk kitabımı Hı -hı. yazdım ve bir anda işte kozadan çıkmak kitabım çıktı. Evet kozadan çıkmak. da bahsedelim o zaman konumuz açılmış. 2016'da. 2016'da çıktı. çıktı kitabımız. Evet. E, peki e, ne şekilde ben kitap yazmalıyım dediniz? Tüm öğrendiklerimi öğretmek adına aslında. Hı -hı. Çünkü ben o dönem kendimi çok yalnız hissettim. Hı -hı. E, o dönem sosyal medya bu kadar aktif kullanılmıyordu. Ya da ben kullanmıyordum. Çünkü profesyonel iş yaşamı içerisindeydim. Evet. Forumlar vardı. Forumlardan işte annelerle, insanlarla e, onlara ulaşmaya çalışıyordum. Sonrasında şunu fark ettim. Bir, hem e, sektörde böyle bir kitap olmadığını fark ettim. Yani gerçek yaşamdan, gerçek bir zorluğu yaşayıp... Çok kişisel gelişim kitabı var. Hı hı. Teknikleri anlatıyor. Hı hı. Ancak benimki gerçek yaşamımı... ...tekniklerle nasıl dönüştürmüşüm, Hı -hı. E, dolayısıyla e, böyle bir kitap olmadığı için... ...bir kere yaratıcılık, eleştirel düşünme bakış açısıyla bu kitabı yazma kararı aldım. Ve zorluk yaşayan insanlara şunu söylemek istedim, yalnız değilsiniz. Evet. Ben de birçok zorluk yaşıyorum, ancak her şeyi değiştirmek ve dönüştürmek mümkün. Yeter evet. ki bunu isteyin, yeter ki e, için, içindeki kahramanı keşfet diye bir eğitim veriyorum ben bugün... Türkiye'yi geziyorum şehirleri Hı -hı. ve bunu anlatıyorum aslında insanlara. Şehir şehir geziyorsunuz. Evet iletişim, başarı, motivasyon seminerleri veriyorum. Tüm öğrendiklerimi öğretmek adına. Her Spor. şey bir bakış açısından ibaret Çok çünkü. Çok önemli ama sizin vereceğiniz şeyler çünkü Evet kişisel gelişimcilere, psikologlara, psikoterapist hepsine çok saygımız var. Hepsi gerçekten Hı -hı. alanlarında güzel şeyler paylaşıyorlar çevreleri. ama siz birebir yaşamış bir insansınız ve bir anne olarak evet e, sizin yaşadıklarınızı aktarmanız çok çok daha farklı bir ışık tutuyor. Özellikle bunları yaşayanlara Hatta sadece sanıyorum lafınızı dağla kesiyorum, <laughs> bu evet, alanda evet, değil, evet. farklı alanlarda bu noktayı kullanabilmek tabii adına Tabii tabii öyle, öyle zaten. Adına. Mesela şöyle özetleyeyim, kişisel gelişimde ne demek aslında? Beş alanda dengede olmak Hı -hı. demek. Şimdi bizler sadece beden varlıklar mıyız? Değiliz. Aslında Hı -hı. beş beden olarak da anlatabilirim bunu. Biz bir kere fiziki bedeniz, evet. duygu bedeniz, duygularımız evet, var, doğru. düşünsel zihnimiz var, evet. düşünce bedenimiz var, e, sosyal bedenimiz var, evet. enerji bedenimiz var ve e, ruh bedenim en önemlisi evet. spiritüel değil mi ruhsal bedenimiz var maneviyatımız var mesela bugün diyorum ki evet bedenen birçok sıkıntı yaşıyoruz ama hani asıl olan varlığımız ruhlarımız hı hı. dolayısıyla e, önemli olan aslında o maneviyatımıza o kalp noktasında kendimize yatırım yapmak hı hı. E, bedenler bugün var yarın yok ama önemli olan o ruhsal yolculuk e, tasavvuf da şu, bundan söz eder der ki e, aslında Ruhların yaşamış olduğu o sıkıntılar, zorluklar bizleri olgunlaştırmak için hı hı. E, başımıza gelen şeyler. Dolayısıyla ruhun olgunlaşması hani Mevlana diyor ya hamdım, piştim, yandım. Evet. Birebir Birebir yaşadım. İpek evet. Bade'nin doğumuyla ben hamdım normal işte işine giden gelen Aha. sıradan hani e, bir yaşamı olan bir insanken bugün... Ee, gerçekten piştim, yandım. Sonuna Hı. kadar çok acılar çektim. Ama <laughs> acıları dönüştürmeyi öğrendim ve insanlara bugün ışık tutabiliyorsam bu noktada evet benim çıkış noktam engellikti ama bugün eşiyle sorun yaşayan insanlar, şiddet gören kadınlar ki sosyal medya hesabımı açma nedenim de yine bu engelli ailelerine <laughs> ulaşmaktı. Ama bugün bir bakıyorum 7'den 70'e ee, insanlar beni takip Çünkü ediyorlar. Çünkü engel bir tek bedende beden değil. Beden de değil ki. Aynen aslında zihinlerde zaten Hı -hı. bunu çözmüş oluyoruz. Minicik bir hikaye anlatacağım. Tabii ki. Ee, seminerlerinde anlattığım her şeyi özetliyor. Filler Hindistan'da doğduklarında bunları bir demir kazığa bağlıyorlar. Hı -hı. Çok kalın zincirlerle. Hı -hı. Bunlar kendilerini kurtarmak için böyle uğraşıyorlar, uğraşıyorlar, o ayaklarını hareket ettiriyorlar. Ama kes asla kurtaramıyorlar. Hı -hı. Gel zaman git zaman bu filler büyüyorlar, kocaman oluyorlar. Asla tek bir hareketle evet. zincirden çok rahat kurtulabilirler. Evet, Müthiş yani. hani kaç tonluk bir varlığa dönüşüyorlar. Ama. Bir kere bile deniyorlar mı sorun. Denemiyorlar. denemiyorlar çünkü öğrenilmiş çaresizlik. Artık onun zihninde bir engel var. Hı hı. Ve hepimizin hayatında yaşadığımız zorluklarda beynimizde aslında engeller var. Bu hani engelleri bir, kaldırıyoruz. Evet, pek. İpek badenin engelli olması benim hayatta bugün zihinde engeller. Belki de benim hayatımın misyonu bu. Kesinlikle. Böyle Yüklediğim için hani misyonumu e, bu şekilde adlandırdığım için dönüştürebiliyorum her şeyi ve bugün dediğim gibi sosyal medyadan 7'den 70'e öğrenciler e, bırakın anneleri Aha. öğrenciler işte eğitimciler ki e, kitabımdan sonra bir anda kendimi evet. üniversitelerde işte e, Hı -hı. seminer verirken buldum ve en son gittiğim bir üniversitede bana şey demişlerdi. Ya siz neden hani akademi e, akademisyen olmayı düşünmüyorsunuz dediklerinde aha demiştim. Ben bankada çalışırken yüksek lisans yapmıştım ve e, evet. amacım bir gün mutlaka akademisyen olmak. işte doktoramı yapacaktım. Ancak Diyorum ya hani hayat sen planlar evet. yaparken başına gelenlerdir. Ee, ne yazık ki işte hani kızımın doğumuyla sekteye uğradı kariyer hedefim demiştim. Ve sonrasında bir anda demişlerdi ki ama hani olabilirsiniz hala şansınız var. İşte bir anda e, bugün vakıf evet. üniversitesinde aynı zamanda öğretim görevlisi evet, olarak evet. devam ediyorum yaşamıma. Evet, sizi biraz ben dillendireceğim. Ee, <laughs> kısa bir aramız olacak çünkü. Tabii evet ki. efendim şimdi ise kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet efendim kısa bir reklam ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Öğretim görevlisi ve yazar Beyza Bulut efendi bizlerle birlikte. Birçok şey konuşuyoruz duygu düşüncelerimizi pozitife çevirme bunun hayatımıza olumlu etkileri gibi aslında birçok önemli noktadan bahsederken bir yandan Beyza Hanım'ın da hayatına tanıklık ediyoruz bu konuda. Şimdi e, öğretim görevlisi olarak da başladınız vakıf üniversitesine en son evet, burada kaldık. Evet. Peki ben şeyde yarımda kaldı aslında Kodadan Çıkmak kitabı evet. oradan konu konuya geçiyor evet. gerçekten. Ben evet. çok da keyifli geçiyor programımız. Ee, şimdi Kozadan çıkmaya işte çıkmak kitabına bildiklerinizi aktarmak, tecrübelerinizi aktarmak evet. adına başladınız. Nasıl başladınız, nasıl devam etti, nasıl büyüdü. <laughs> Bayağı ince şey bir kitapla değil. Bugün evet. yanımızda yok ama ilerleyen zamanlarda yine özellikle kitaplarımızı ele alacağımız bir yayın yaparız sizinle mutlaka. Biraz o kısmını demek istiyorum ben. Aslında ben dediğim gibi hani yolumu buldum. Ben gerçekten çünkü yolumu kaybetmiştim. Hı hı. E, yol, yolunu kaybedenlere aslında ışık olmak, umut olmak adına ben hikayemizi ve... E, almış olduğum tüm eğitimleri de birleştirerek aslında dediğim gibi insanlara ilham olmak adına kitap yazma kararı aldım. Kitabımı da yazdım. Hatta eşim diyordu ki bizim hikayemizi kim ne yapsın ya sen böyle yazıyorsun ama falan böyle derdi. Dedim ki hayır ben bunu bir türlü gerçekleştireceğim bu hayalimi dedim ki hayatta her daim hedef koymanın da ne kadar önemli olduğunu Hı. zaman içerisinde deneyimledim ve kitabımı yazdım yayın evlerine gönderdim. Tabii yayın evleri 3-6 ay arasında dönüş değerlendiriyorlar, yapıyor. geliş dönüş yapıyorlar. 2016 yılında kızım İpek Bade de o kadar hasta oldu ki yaklaşık 5 ay hastanede kaldı. 2011'de doğmuştu. Farklı bir rahatsızlık. Mı hidrosefali değişti? hastası olduğu <laughs> için işte o şantı var beyninde. O <laughs> e, kopmuş onun bir bağlantısı var. <laughs> Yenisini taktılar vücut bir türlü kabul etmedi. 8-9 defa ameliyat <laughs> oldu falan. Çok zor günler yaşıyordum. Yaşa, kıyamam evet, için. çok zor günler yaşıyordum ki o karanlık günlerde bir telefon aldım ve hikayenizi işte o Olumlu Buldu kitabınızı yayınlayacağız e, <laughs> diye bana dönüş aldım atmıştı bir yayın evi ee, ama tam da umudumu kaybediyordum sonra aklıma okuduğum hikaye geldi biliyorsunuz Stephen King'in de e, aslında geziyormuş böyle e, evet. yayın evlerini hep reddoluyormuş evet. en son eve gelmiş kitabını atmış çöpe evet. eşi demiş ki hayır vazgeçmeyeceksin sonuna evet. kadar gerçekten o kitabı almış e, ve devam etmiş e, yayın evlerine e, götürmeye ve hakikaten sonunda kabul edilmiş ve bugün evet. kaç tane kitabı var evet. e, dolayısıyla kitabım çıktı Onaylandı ama dediler ki biz reklam noktasında, biliyorsunuz yayın evleri PR'cınız yoksa tek başınasınız. Ee, dedim ki, hmm, SWOT analizi diye bir şey vardır ya, hani güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz edersiniz. Kendimi düşündüm, ben pazarlamada çok iyiyim, ben bank eski bankacıyım. Evet. Dedim ki, tamam, ben kitabımın benden iyi kitabımın, PR mı var, dedi. var dedim. Gerçekten öyle ve ilk kez e, hep böyle işte finans ürünlerini pazarlıyorken kendi hikayemi pazarlamaya başladım. Ve... Aramadığım televizyon kanalı, aramadığım işte görsel, basılı, medya, gazeteler beni kapıdan kovuyorlar bacadan giriyorum. Diyorum ki hayır bu çok özel bir hikaye, bu bir kitap ama hiçbir ticari beklentim yok. Zaten engel Çocuklar Derneği'ne bağışlamışım Hı -hı. gelirini. Aa, bir Can Bin Umut Derneği'ne evet. Ee, dolayısıyla bunu basacaksınız. Hani kadın programlarından tutun, bugün kozadan çıkmak yazın Google'a. Birçok gazetede, birçok radyo kanalı birçok inanın kendi emeğimle. Evet. E, çünkü ben pazarlamacıydım. Evet. E, ve Hakkını vermişsiniz. Hak gerçekten en öyle. Şey çok ederdir, emek ederdir. verdim. Bunu duyurmam gerekiyordu. Çünkü evet çıkış noktamız engellikti. Ama herkesin yaşamında hı hı. çok sorun yaşadığı, herkesin dünyam başıma yıkıldı dediği, e, olaylar geliyor başına Hı -hı. ancak şunu söylemek istedim soruna değil artık bu başına geldi soruna değil çözüme odaklan Hı -hı. mevcut durumunu değiştiremiyor musun? duygu ve düşüncelerini değiştireceksin evet. nasıl ki Edison'a e, Edison bir gün evet. elinde mektupla eve geliyor annesi okuyor mektubu hüngür hüngür ağlıyor Edison soruyor diyor ki ne oldu anne ne yazıyor ki mektupta bu kadar ağladın diyor o da diyor ki Oğlum diyor, sen diyor fazlasıyla zekiymişsin diyor Hı -hı. bu okul için. O yüzden artık okula gitmeyecekmişsin diyor. Hmm. Halbuki ne yazıyor mektupta? Oğlunuz Zeki geri zekalı. Ha, ha. Evet, oğlunuz geri zekalı. Evet, doğru, doğru. Evet. Artık hani okulumuza devam edemez diyorlar Edison için. Düşünün. Ama ne kadar büyük bir ışık tuttu. Ya düşünebiliyor <laughs> musunuz? Aynen <laughs> öyle. Annen orada yaptı yeniden çerçeveleme <laughs> modeli diye geçer evet, NLP'de. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Hayatı yeniden çerçeve, çerçeveleyeceksiniz. Mesela İpek Vade yaşamaz dediler bana. İşte düşünsenize bir anne olarak evladımın bu durumunu dönüştürebiliyorsam bunun dışındaki birçok konuyu çok kolaylıkla dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yaşamaz dediler ben de şöyle dönüştürdüm bunu. Dedim ki engelli olarak benden sonra bu yaşamda kalacaksa o zaman hani benden önce en azından emanetini sahibine teslim etmek belki de bu noktada çok daha ee, hı hı. E, ra rahat çok daha kabul edilebilir bir şey e, hı hı. Olacaktır benim için diye Düşündüm hı hı. ya da engellik Bugün acı nasıl utanması bir durum hı hı. E, Düşüncesini evet. ben kafamda dönüştürdüm Kime göre neye göre Evet çok, ben çok Fransa doğru. doğumluyum. Mesela İpek Bade ilk doğduğunda işte toplumun o e, bakış açısı, işte ötekileştirmesi, dışlaması hı hı. beni hiç etkilemedi. Hı hı. Çünkü Fransa'da engelliler toplumun her alanında sosyal yaşamın içerisinde ulaşımda birçok noktada hı hı. sizinle birlikteler. Ee, dolayısıyla benim için engellilik e, hiç, hiç o noktada beni etkilemedi ama eşim çok etkilendi. Evet. Çünkü o Türk, iş, Türk mantığı, Türkiye'de <gülüyor> 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 doğmuş ve büyümüştü ve insanların ona acıyarak bakması vesaire onu çok etkilemişti. Çok zor bir durum. O yüzden yani mesela bu, o noktada yaşam. evet destek almıştık ee, çünkü gerçekten <laughs> e, zor bir durum ama bana da bu hikaye, bu deneyim şunu fark ettirdi. E Fransa'da engelli olmak ayıp değilse, Türkiye'de ayıpsa. Ayıp. E demek ki biz insanlar kuralları koyuyoruz. Evet. Sonra da onların esiri oluyoruz. Evet. Yani yaradan aslında hepimizi bir yaratıyor ama bizler ötekileştiriyoruz. Kesinlikle Çünkü evet, hayat, her alanda böyle. Hayat hani hep şunu söylerim. E, ömür dediğin şey aslında e, hani dışarıda yaptığın yolculuğun yanı sıra hı hı. içimize yaptığımız bir yolculuk. Evet. Onu da fark etmek Ruhmadan lazım. Evet, şimdi. evet ruhtan oluşuyoruz. Onu da fark etmek lazım. Hani 5 e, kişisel gelişim alanlarından bir tanesi de hı hı. hani sadece şeye bakmayacaksın beden, işte duygu, düşünce, işte Okey, sosyal. Yani. Hayır, eee Ruhsal olarak güçlü olmak da hı hı. E, çok önemli bu noktada. Kesinlikle. Hep onu da hatırlatıyorum ben aslında insanların acizane. E, bütün mesele aslında bir bütün olarak bakmak. Eğer sen bu beş alanda dengedeysen senin hayatın da dengeye evet, oturuyor. Bir tanesi bozulunca. Evet. Bir şekilde bir şeyler Nasıl ki bozuluyor. dünyayı koruyan atmosfer varsa bizler bizlerin bedenini de koruyan Hı -hı. aslında auralarımız var. Kesinlikle Dolayısıyla çakralar. evet çakralar tabi tabi. Çakralar tabii tabii. Bakın şey bile e, çok özür diliyorum. Estağfurullah. E, bu hiç hani uzun zaman öncesinde bu denk gelmişim bu habere ve hani Hı -hı. beni e, orada inancımı biraz daha tetikledi bu manada şey i̇şte bilirsiniz Japon bilim adamları mı artık hani insanların yanına düşen kar tanelerinin dereciklerini araştırıyorlar. Evet, evet. Pozitif düşünen insanların üzerine düşen kar taneleri birebir işte evet. güzel şekillerle oluşurken işte kötü düşünce, üzüntülü, işte olumsuzluk içeren kişilerdekiler çarpık çarpık evet. e, şekiller alıyor o zerreciklerin içerisindeki şekiller. Çünkü ispatlandı artık madde eşittir enerji. enerji. Hepimiz enerji bedenleriz zaten. Evet. Yani hepimiz aynı yapı taşından oluştuk. Sadece hepimiz %99.9 aynıyız. Sadece işte bu bardağı, işte gökteki yıldızı, insanı farklı yapan o %1'lik nokta evet. esasında. Dolayısıyla enerji bedenleriz Hı. ve ben kitabımda da Doktor Emoto'nun e, bu deneyinden söz ettim. Ha, tamam. e, su deneyinden şey, aslında. Japon Japon tabii ha, tabii tamam, doktor okay. Emoto ondan Tabi söz ediyorsunuz. Kitabımda da söz hı hı. ettim. Gerçekten neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi e, enerji bedenleriz ya mevcut durumumuzu kabul edince aslında hı hı. kalp en yüksek boyutta artık enerji. Yani o evrenle bağlanmayı sağlayabiliyorsunuz. Hı hı. Eğer kalbindeki kin, nefret, öfke hani insani o. Çünkü biz insanlar bir egodan, ego evet. tarafımız var bir de kalp, Hani özümüz var ya evet, evet. Ee, bizler çok saf temiz bebek halimiz öyle doğuyoruz. Ama hayatta bir anda işte o egolar, o dışsal işte o e, insanların e, üzerinize işte hani evet yığdığı şeyler bir anda böyle egoya dönüşüyoruz. Aslında işte o uzak doğu felsefesinde hani e, bilge insan olma yolculuğu hı hı. aslında o arınma o öze dönmek hı hı. tasavvuf da burada şey der insanı kamil olmak işte bu insani hı. E, yönlerden aslında o saf temiz hale dönüş için yaşıyoruz hı hı. aslında bütün bu acıları sıkıntıları Mevla'nın söz etmiş olduğu bütün aslında öğretilerin hem tasavvuf hem uzak doğu mesela ikinci kitabımda bundan söz ediyorum zaten evet. yaşadığımız acılar güçlükler, zorluklar bizleri dönüştürmek için aslında. Kesinlikle öyle. Çünkü bizler ne zaman ki işte o mevcut durumumuzu değiştiriyoruz, kalp en yüksek boyutta sevgi enerjisi üretiyor. Artık evet. biz sevgi, sevgiden ibaretiz. Evren zaten sevgi üzerine kurulmuş. Hepimiz e, ka sevgi kaynağıyız. Evet, Dolayısıyla yani. birbirimize sevgiyle yaklaştığımız zaman sevgi aslında dünyayı de değiştirecek, Hı -hı. dönüştürecek ama bizler o onu unutmuşuz. Kesinlikle. Maddesel Semeğimdur, yaşadığımız için. Çok doğru. Peki Koza'nın sırrı ikinci kitabınız evet. ne zaman çıktı, onda nasıl bir yolculuğa başladınız? Hı -hı. Bir de şunu da soracağım. Hı -hı. Koza hep bir Koza evet. ismi var. Neden Koza? Evet. Koza'nın Çok güzel anlamı nedir bir soru. Nedir evet, iyi ki sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, İpek Bade aslında kendi hikayesiyle doğmuş, kendi ismiyle doğmuş. Ee, tıpkı bir ipek böceği gibi ismi ipek. Evet. İpek böceği gibi yıllar önce Kapadokya seyahatimde aslında hani e, tanık olmuştum o sürece ve çok etkilenmiştim. Hı -hı. Aslında ipek böcekleri kendi kozalarını örüyorlar Hı -hı. ve dünyanın en değerli ipliğini üretiyorlar. Evet. Kimisi de eee bir gün kelebek kebe, kelebeğe dönüşüyorlar evet. ama kelebeğe dönüşmek için içeride müthiş bir mücadele hı hı. veriyorlar. ve Kızımın aslında yaşama tutulma mücadelesini ki yaşamaz denilen bir çocuk ve bugün %90 engelli olmasına rağmen 8 yaşında. 8 yaşında %90 aynı. engelli ama bir gülüşü var. Bir böyle sevginin gücüyle yaşat yaşatıyorsunuz hı hı. diyor doktorlar. Gerçekten e, müthiş bir mücadele. Onun hayata tutunma mücadelesini o kozayı örmesi hı hı. E, ona benzettim. O yüzden kozadan çıkmak koydum kitabımın evet. ismini. Ve şunu fark ettim. Hepimiz kendi kozalarımızı örüyoruz yaşamda. Kesinlikle. Hepimizin bir hayat mücadelesi var. Ama e, bu ba e, bakış açımıza göre aslında hayatımız şekilleniyor. Eğer sen kendini kozada hapis olarak düşünürsen. Evet. Ee, gerçekten hapis olarak görüyorsun. Hı -hı. Ama koza koza senin özgürlüğündür diye düşünürsen hayatın evet. da özgürleşiyor. Bir dönüşüm değil Aynen mi? Aynen öyle. Evet. Eğer sen kendi kozada hapis hissedersen orada da kalır öyle yaşarsın. Ama kozayı örmek, bir gün kelebek olmak, eğer kendini Hı -hı. o özgürlüğe adarsan işte o noktada hani düşüncelerini, zihnini, zihindeki engellerini kaldırırsan hı hı. işte o noktada gerçekten bir gün kelebek e, oluyorsunuz. Olursun. Ya kozadan çıkmanın aslında e, hem maddi bir maddesel anlamı var hı hı. hem de manen bir anlamı olduğu için bunu seçtim aslında Kesinlikle pek Kozan'ın sırrı kitabınız ikinci kitap Evet <laughs> ee, orada peki e, Kozan'ın Kozadan çıkmaktan farklı olarak nelerden bahsediyorsunuz konumuz ne Hı -hı. nedir evet. Ne şekilde devam ettik ee, şöyle ki Kozadan çıkmak aslında işte bankacıyken Hı -hı. Hatice Beyza Bulut'un işte erken doğumla be bebeğinin olması ve bir anda işte hayatın değişmesi dönüşmesi'nin Hı -hı. hikayesi e, nereden nereye geldiğimi hikayesi Hı -hı. Ama Kozan'ın sırrı nasıl geldim? Yani He. tamamen o kişisel gelişimin artık beş bacağını anlatıyorum. Evet. İşte ruhsal tarafta hangi teknikler var, duygusal olarak düşüncelerimizi nasıl değiştirebiliriz, Hı -hı. düşünsel olarak nasıl değiştirebiliriz? Ee, tamamen aslında nasıl değiştirebiliriz? bunları... Dediğim gibi mesela birçok teknik var. Mesela işte dedim ya düşüncelerimizi mesela e, seminerlerimde de onu yaptırıyorum işte insanlara zihin programlama. Hı -hı. Nasıl ki aslında zihin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Evet. Şöyle diyorum onlara kapatın gözlerinize bir limon alın elinize diyorum. Hı -hı. Ondan sonra onu böyle ikiye böldüğünüzü düşünün diyorum. Sonra onu sıkın Hı -hı. Ee, bir, bir dilimini sıkın ve ağzınıza böyle sıkın o limonu sıkın sıkın diyorum. Hemen ağızlar kavuşuyor evet, Diyorum ki bakın şu an elinizde bir limon var mı? Yok. Yok. Aslında zihin gerçekle hayali ayırt edemiyor. Evet. Dolayısıyla siz zihninize neyi koyarsanız, zihninizi nasıl programlarsanız hayatınız da o noktada değişiyor Kesinlikle ve dönüşüyor. Öyle. Düşüncelerinizi yönetebilmek bu noktada bu örnekle belki bir nevi açıklayabilmişimdir. Kesinlikle. Duygularımız aynı şekilde duyguları da dönüştürme teknikleri var. Nasıl ki dedim ya Edison mesela annesi yeniden çerçeveleme tekniğini Hı -hı. kullanarak aslında orada oğluna bambaşka bir bakış açısı veriyor değil evet, mi? Evet. E, o da bir düşünceyi değiş ...değiştirme tekniği. Hı -hı. Duygularımızı değiştiriyor. Orada da insanları mesela ayağa kaldırıp... ...müziğin etkisiyle mesela... ...onlara o noktada e, çalışmalar yaptırıyorum. Ruhsal noktada da... ...nefes terapileri... Yapıyorum. insanları e, hemen bir nefes egzersizi... ...yaptırıyorum. Çünkü... ...nefes egzersizi hani... ...burundan alıp işte ağızdan vermek... ...dört birimde... Hı -hı. Bir anda... ...beynimizin o hani... Hep genelde... ...beta dalgasında. Hı -hı. Çünkü bizler... E, ...evet... E, ...gerçekten hani beynimiz... Amigdalamız aslında işte o Hı -hı. prefrontal korteks onlar aslında bizi yönetiyor ya Hı -hı. E, hayvan beynimiz, insan evet. beynimiz var. Hep böyle bir işte kötülük gelecek e, başımıza. Savunma mekanizması. Olsa... o aslında yaratılış o evet. olması gereken. Olması o zaten hani kötülüklere karşı Hı -hı. E, bizi aslında savunmaya Hı -hı. E, iten e, kısım. Ama biz ona bir tutunuyoruz o kötü düşünceye, düşünceye. hayatımız onun üzerine e, odaklıyoruz. Peki. O nefes terapisiyle insanları aslında o alfa konuma getirip, getirip sakinleştirerek hayata daha e, hı hı. Poz, ruhsal hı hı. bakmalarına ee, sağlıyoruz. Evet sebep oluyorum. ya yani çok çok tekniği var söylediğim evet, gibi. Bir evet. Ama en azından biraz böyle ufak, kafamıza ufak şekil. şekillendi. Evet. evet artık vaktimiz sona gidiyor. Oğlunuzdan da ben çok kısa bazı verim evet. istiyorum. Onu da buraya es <laughs> geçmeyelim. Evet. 5 yaşında sanıyorum. 5,5 yaşında. 3 ay sonra hatta 6 yaşında Aa, olacak. süper. Evet. Allah bağışlasın. Buradan da öpüyoruz evet. onu çok. Ali Aras da işte İpek Bahar erken doğduğu evet. için e, sonrasında tabii e, erken doğum olmasın diye oğlumda 8 ay sırt üstü yattım. Hı hı. Ee, o dönem bayağı raporluydum. Çalışamadım ve oğlumu 37. haftada dünyaya tamam, getirdim. Abla. O da biliyor musunuz hayatın bambaşka bir mucizesi. Ve hayatın yaşamı bir matematiği olduğunu aslında hatırlatıyor bizlere. İpek Bade sanki hiçbir şey yapamıyor diye... Yaşam ona, onun yapamadığı şeyleri de sanki ona vermiş hı hı. gibi. Ee, Ali Aras hakikaten bir mucize gibi dört buçuk yaşında biliyor musunuz okuma yazmayı öğrendi. Maşallah. Gerçekten öyle 3-4 basamaklı sayıları bilen, bugün işte toplama çıkarma yapabilen. Sanki diyorum ya hayat sen İpek Bade'ye evet üzüldün, üzülüyorsun ama... Ee, ...onun da mükafatı başka bir tarafta... Hı hı. Ee, saklı. ...saklı... ...hayat hep bir sır... ...kozun sırrında da bir bunu denge anlatıyorum... Aslında. ...hani aşkın... Eğer. ...eğer sen kalbinde sevgiye... ...yaşama sevgiyle bakarsan... ...birçok mükafatla sana e, geri dönüyor... ...ve iyi ki Ali Aras'ı... Vazgeçmedim. İyi ki 8 ay sırt üstü yattım. İyi, İyi ki. ki oğluma sağlıklı bir evladım da var bugün. Hı -hı. İyi ki hayatımda onu da çok çok seviyorum. Çok o da güzel. bana bambaşka öğretilerle ge geldi Tabii yaşama. Ki. Onun yolculuğuyla da bambaşka şeyler öğreniyorum çok bugün. Çok güzel. Ablasıyla arasın mı peki? Çok ee, mutluyum. Hani, çok seviyor. İpek Bade inanılmaz seviyor. Yani okuldan geliyor hani şuradan başlıyor öpmeye ayak topuğuna ya. kadar. Ancak bu yıl büyüdüğü için artık yavaş yavaş sorgulamalara başladı. Aha. Çünkü e, okulda işte arkadaşları eve geldiğinde sorguluyorlar. Kardeşin neden farklı? Aha. Ee, o kısmı çok yönetemiyor. Çok küçük hı hı. çünkü. Ee, o noktada da işte pedagog desteği alıyoruz. Oyun terapileriyle <laughs> devam ediyoruz. Hı hı. Çünkü bizler bile düşünsenize yetişkinler bile e, hani bu durumu yönetemiyorken bir, bir çocuğun onu yönetebilmesini beklemek zaten Tabii çok ki. adil olmaz. Ama bunların hepsi geçici süreçler. Kesinlikle. Önemli olan onu koş koşulsuz seviye olması. Evet. Ee, o noktada zaten tüm zorlukları yönetebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle <laughs> ee, bu nokta önemli bir nokta. Hatta bugün burada konuşmuş da olalım. E ileriki dönemlerde tam da bu noktayla ilgili bir yayın daha gerçekleştirelim. Sizinle. Sizin ne ah, tecrübeleriniz, evet. e, bu konudaki yönlendirmeleriniz çok önemli. <laughs> i̇şte e, engelli çocuğu olan birçok ebeveyn var. <laughs> ikinci üçüncü kardeşleri olabiliyor bu evet, engelli evet. çocuklarımızın da aynı şekilde onların iletişimleri, ailelerin yapışmaları vesaire. Çok, yani şey var bir ailenin bir arada güçlü bir şekilde durabilmesi evet. adına bu anlatacaklarınız çok önemli <gülüyor> olacaktır <gülüyor> diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben çok teşekkür ediyorum. Merak et keyif aldım. Çok <laughs> güzel. Ben yeni ben de çok de da çok güzel sevindim. şeyler öğrendik sizden. <laughs> ee, umarız ki önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olacağız. Umarız ki buradan çok birkaç kişinin hayatına dokunabilmişizdir. En Umarım. Diyor. E, en büyük e... isteğimiz. <laughs> evet en Kesinlikle. büyük isteğim bu her daim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza yandım. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür alın. ederim davetiniz için. Evet efendim keyifli bir yayındı yolculukla yaptığımız bir yayındı düşündük kendimizi sorguladık birçok yerlere gittik ve bir annenin başarıyla dolu güç savaşı verdiği çok önemli bir e, sınavına da tanık olduk aynı zamanda. Peki bunu hayatında nasıl dönüştürdü ne şekilde dönüştürdü bunun bizlere yani bazı şeyleri bazı olumsuzlukları pozitif yönde kendimize dönüştürmenin bizlere faydası yararı ne bunu nasıl yapabiliyoruz? birçok şeyi konuştuk. Bunun dışında Beyza'nın iki tane çok değerli kitabı var. Yaşadıklarını anlattığı, tekniklerini anlattığı. Kozadan çıkmak ve Kozanın sırrı kitaplarından da bahsettik. Aslında vaktimiz olsa birçok şey konuşurduk ama ikinci bir yayın da gerçekleştireceğiz kendisiyle. Fakat bugünlük yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde biz bize de farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.